Bugün 12 Ağustos 1999 yılında ebediyete uğurladığımız şair Can Yücel'in ölüm yıldönümü. Can Yücel Türk edebiyatı açısından önemli olduğu kadar Datça için de önemli bir isimdir. Her yıl binlerce kişi yaşadığı evi ziyaret ederek kapısında fotoğraflar çektirir. Tabii günümüzde sosyal medyada önemli kişilerin yaşadıkları yerleri ziyaret edip fotoğraflar paylaşmak bir moda artık. Belki de yaşamında Can Yücel'in bir kitabını, ona ait bir şiiri okumamış kişiler de onun yaşadığı evin kapısında fotoğraf çektirmek için gelirler. Geçmiş yıllarda onun ölüm yıldönümünde yapılan etkinlikler gerçekten etkileyiciydi. Yüzlerce insan ona olan sevgilerini göstermek için evine gelir, duygulu anlar yaşanırdı. Bunlar göstermelik ziyaretler değildi. Önce heykeltıraş Mehmet Aksay tarafından yapılan Datça mezarlığındaki anıt mezarı ziyaret edilir. Konuşmalar yapılır, çiçekler konurdu. Anıt mezar birileri tarafından tahrip edildiğinde 14 yıl sonra Mehmet Aksoy mezarı yeniden yaptı. Mezar ziyaretinden sonra Can Yücel evinde kapılar açılır, kütüphane ziyaret edilir, duygusal anlar yaşanırdı. Can Yücel adına internette dolaşan birçok şiir var ki bunların birçoğu ona ait değil. Can Yücel lafı fazla uzatmaz, pat diye söyler. Şiirleri de öyle. Edebi yanından çok sevilmesinin en önemli nedenlerinden biri buydu bence. Ev ziyaretinden sonra oranın kahvesinde sunumlar, konuşmalar yapılırdı. Can Yücel ile hatırası olan sanatçılar, kişiler anılarını anlatır. Bazı konularda o konunun uzmanları konuşurdu. Mesela atalık tohumlar konusu Can Yücel'in önem verdiği konulardandı. Can Yücel birkaç dizeyle öyle anlamlı şeyler anlatır ki hayran kalırsınız. En uzak mesafe ne Afrika'dır ne Çin. Ne Hindistan, ne seyyareler, ne de yıldızlar geceleri ışıldayan. En uzak mesafe iki kafa arasındaki mesafedir. Birbirini anlamayan. Sayfalarca yazsan bu kadar güzel anlatamazsın bu konuyu. Toplumumuzda yaşananlar da böyle bir şey arkadaşlar. Önce kızaran yaprak var ki onda can verdiler ortalığa bütün bir sonbahar. Gözüm ölüp de yeniden yeşermeye başlayınca rüzgar çıplarında o hatun yine onlar koşacaklar. O çocuklar, o yapraklar, o şarabi eşliyalar. Çıplarında o hatun yine onlar koşacaklar. Çıplarında o hatı yine onlar
koşacaklar. O çocuklar, o yapraklar, o şarabi eski yalan. Onlar da olmasa benim gayrim kimin var? Ağustos 2024. Çok sıcak bir Ağustos günü. Diğer Ağustoslardan farklı. Can evinin kapısında yine birçok insan fotoğraf çektiriyordu. Yurdun çok değişik yerlerinden gelmiş insanlar. Eski Datça'ya gelip de Can Baba'nın kapısında fotoğraf çektirmemek olmaz. Bugün onun ölüm yıl dönümü dediğimde biraz şaşırdılar. Onunla ilgili fazla bir bilgileri olmasa da Can Baba bu sonuçta. İşte böyle arkadaşlar, merak etmeyen, araştırmayan, şiir okumayan, resim yapmayan bir toplum olduk. Yetenekler, güzel huylar, iyi bir insan olmak vesaire, geçmişte kalan şeyler. Her gün sosyal medyada milyonlarca insanın izlediği lüks yaşamlarını paylaşan insanlar. Sade bir yaşam, doğayla iç içe, üreterek, paylaşarak yaşamak gibi güzeli var mı desem, biraz garip olursa